Merhaba, bugün sizlere e-ticaret sitenizi Google Merchant'a nasıl entegre edebileceğinizi anlatacağım. Google Merchant, ürünlerinizi Google arama sonuçlarında ve Google alışverişte göstermenizi sağlayan, tamamen ücretsiz olarak sunulan Google uygulamasıdır. Google'da herhangi bir ürün arattığınızda arama sonuçlarının üstünde alışveriş sekmesini görüntüleyebilirsiniz. Google Merchant'a sitenizi entegre ederseniz sizin ürünleriniz de burada görünmeye başlar. Yani bu entegrasyonu bir defa yaptıktan sonra sitenize ekleyeceğiniz her ürün otomatik olarak Google alışveriş kısmında da görünür. Yaptığınız her güncelleme buraya da yansır. Örnek olarak ürün fiyatınızı güncellediğinizde burada da aynı ürün fiyatının aynı şekilde güncellendiğini görüntüleyebilirsiniz. Ve bu entegrasyon tamamen ücretsizdir. E-ticaret sitenize ücretsiz olarak müşteri çekebileceğiniz yegane sistemdir diyebilirim. E-ticaret siteniz varsa mutlaka bu uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederim. Gelelim entegrasyonu nasıl sağlayabileceğimize. Öncelikle arama motorunda Google Merchant'ı aratıyoruz. İlk çıkan sonuca tıklıyoruz. Buradaki bilgilendirmeleri de inceleyebilirsiniz. Ücretsiz olarak kaydola tıklıyoruz. Tarayıcıda mail hesabım açık olduğu için direkt kurulum adımına geldi. Size Gmail'inize giriş yapın ekranında gelebilir. Gmail hesabınızda oturum açtığınızda bu ekran ile siz de devam edebileceksiniz. E-ticaret sitemizin adresini buraya yazıyoruz. Devam butonuna tıklıyoruz. Bilgilendirmeler burada da devam ediyor. Okumanız tavsiye edilir. Merchant Center'a geç diyoruz. İşletme bilgilerimizi yazıyoruz. Bilgilendirme uyarıları almak istiyorsanız buradakileri seçebilirsiniz. Merchant Center'a geç diyoruz. Formalite işlemleri tamamladığımıza göre başlayın butonuna tıklayıp e-ticaret sitemizi tanımlayalım. Burada birkaç basit genel adım daha var ama öncelikle sitemizi entegre edelim. Zaten ürünlerimizin buraya yansıması ve Google'ın onay vermesi uzun sürüyor. Entegrasyonu tamamladıktan sonra bu doğrulamaları yaparız. Ekle butonuna tıklıyoruz. Buradan ürünlerimizi hangi ülkelerde pazarlayacaksak onları seçebilirsiniz. Sadece Türkiye sınırları içerisinde satış yapıyorsanız Türkiye seçmelisiniz. Devam diyoruz. Ürünlerinizi tek tek veya tablolar aracılığıyla ekleyebilirsiniz. Biz direkt sitemiz Merchant ile entegre çalışsın diye, yani sitede olan tüm değişiklikler otomatik olarak burada da görünsün diye XML feed kuracağız. Bizden XML dosyamızın linkini buraya yazmamızı istiyor. Gelelim şimdi site tarafından bu XML feed linkimizi nasıl oluşturabileceğimize. Admin panelimize giriş yapıp eklentiler kısmından Universal Data Feed'e tıklıyoruz. Feed yapılandırması, yeni oluştur, adı kısmına Google Merchant yazıp türünü Google Merchant seçiyoruz. Durumunu açıp kaydediyoruz. Sonra tekrar feed yapılandırmasına gelip Google Merchant'ı seçip gelişmiş seçenekler kısmından XML'in ne sıklıkla güncellenmesini istiyorsak onu belirtiyoruz. Google Merchant zaten en sık günde bir defa çekiyor bilgileri. Siz isterseniz burayı 12 saatte bir güncellensin şeklinde ayarlayın ama yine de Google günde bir defa gelip sitenizdeki bilgileri alacaktır. Kaydet diyoruz. Sonrasında oluştur butonuna tıkladığımızda site kısmından tüm işlemleri tamamlamış oluyoruz. Linke tıklayıp tarayıcıda açıldığını teyit ettikten sonra linki kopyalayalım. İlgili kısma yapıştırdıktan sonra tamam diyelim. Google Merchant sitemizde bulunan tüm ürünleri inceleme ve çekmeye başladı. Bu işlemler saatlerce sürebilir. Bu süreçte bu tarz ürünler ile alakalı uyarılar görürseniz dikkate almayın. İnceleme sürecinde olduğu için öncelikle bırakın Google Merchant ürünlerinizi tanısın ve onaylasın. Biz doğrulama kısımlarıyla devam edelim. Web sitenin bize ait olduğunu doğrulamamızı istiyor. Hak talebinde bulun diyoruz. En hızlı doğrulama yöntemi HTML dosyası ile doğrulamadır.
HTML dosyayı yükleyin kısmındaki bilgilendirmeleri takip ediyoruz. Bizden bir dosya indirmemizi ve bunu sunucumuzda ana dizine eklememizi istiyor. Bu dosyayı indirdikten sonra WebRouse'a iletin, ana dizininize eklensin. Buradaki bilgilendirmelere bakarsanız bu linke tıklayın, açılıyor mu diye kontrol edin şeklinde yazıyor. Link açılıyorsa az önce indirdiğimiz dosya ana dizine yüklenmiş demektir. Online mağazanızı doğrulayın diyoruz. Doğrulama işlemini tamamlamış olduk. Devam diyoruz. Diğer uyarılar ile, yani eksik bilgilerimizi tamamlayarak devam edelim. Adres ve iletişim bilgilerimizi doldurmamızı istiyorlar. Adres bilgilerimizi yazalım. Adres doğrulamamız da yapıldı. Uyarılar ile devam ediyoruz. Telefon numaramızı doğrulayalım. Telefon numaramızı yazıp bize gelen SMS kodunu yazıp telefon numaramızı da doğruladıktan sonra bu doğrulamayı da tamamlamış oluyoruz. Tüm doğrulama işlemlerini tamamladık. Ekranda ürünlerinizle alakalı hala uyarılar görüntüleyebilirsiniz. Ama biraz bekledikten sonra sayfayı yenilediğinizde bu şekilde uyarılar kaybolacaktır. Ve ürünlerinizin sitenizden Google Merchant'a çekimi tamamlanacaktır. Görüntülediğiniz gibi ürün bilgilerimiz de geldi. Son olarak kargolama, yani gönderim bilgilerini de doldurmanız gerekmekte. Bu adımlarda hangi bölgeye, hangi zaman aralığında vesaire gönderim yaptığınızı tanımlamanız gerekiyor. Şu saate kadar gelen siparişleri aynı günde kargoluyoruz seçiyorum ve zaman dilimini +3 yani Türkiye saati seçip buradaki bilgileri de okuyup değiştirmek istiyorsanız değiştirip devam etmelisiniz. Son olarak kargo fiyatımızı belirtip kaydediyoruz. Gönderim bilgilerimizi de tamamladık. Bu süreçte ürün bilgilerimiz yavaş yavaş Merchant'a aktarıldı. Genel bakışa tıkladığımızda her şeyin tikli olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Entegrasyonu tamamladık. Bundan sonra sitenize eklediğiniz her ürün, ürünlerinizle alakalı yaptığınız her değişiklik otomatik olarak Google Merchant'ta da değişecektir. Google Merchant panelini biraz kurcalamanızı tavsiye ederim. İşinize yarayacak kısımlar elbette çıkacaktır. Bu videomuzda e-ticaret sitemizi Google Merchant'a nasıl entegre edebiliriz bunu öğrendik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla kişinin faydalanmasını isterseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ekranda çıkan videolara tıklayarak diğer sitelerin nasıl kurulduğunu da öğrenebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.